de yanında olmasını isterim. Yani annenin aranı düzeltmeni istiyorum aslında ama... İsterdim ki ben de beni doğuran kadın merdiven silsin, temizlik yapsın ama gene benim başımda dursaydı. Gözünden damla yamaya, gözyaşını ağlayıp unutma beni. Çünkü ben kendi kendime anne oldum, kendi kendime baba oldum. Kendi kendime arkadaş, eş, dost, aile. Bundan yıllar öncesine bana bir telefon geldi. Benim diğer adım Ferhat. Ferhat dedi, efendim buyurun dedim. Ne haber, nasılsın oğlum dedim. Oğlum derken dedim, ben annen dedi. Benim annem yok ki dedim. Dedi ki iki tane oğlum oldu dedi. Aynı sana benziyorlar dedi. Son telefon görüşmemi söktüm içimde. Çünkü benim duygum yok. Öyle bir duygum yok. Beni bu hayatta sadece babaannem ağlatabilir. Benim annem o. İstersen tanıştırabilirim seni. Yaşamaya sebebim benim babaannem. Gerçekten çok korkuyorum ona bir şey olacak diye. Unutma beni. Unutma. Sana kahvaltı da hazırlarım saat 8'de. Sen de sanki makyajını akmış bir tuhaflık evet. Var. Ya aslında böyle bir şeye müdahale etmek istemiyorum. Ettiğim için kendimi biraz suçlu hissettim. Dün ağladı, sonra herkes ağladı falan. Ama ben sadece bu bir o eksiklik olarak görmüyorum ama annesinin eksikliğini tamamlamasını istedim. Öyle. Ya ben öncelikle evet dün çok iyi bir gün değildi. Herkesi üzdüğüm için çok özür diliyorum. Olur mu öyle şey? Niye özür diliyorsun? Ama oluyor böyle şeyler. Tutamıyor insan bazı şeyleri içine ata ata artık. Vallahi içim çürüdü ya. Yani artık ya bir insan içine ata ata çürüyor. Kolay şeyler değil bunlar yaşadıklarım abi. Yani diyoruz ya beterin beteri vardır diye. Yani aslında bu söz benim için iyi değil. Yani doğru değil. Bana doğru değil. Niye? Herkesin derdi kendine beterdir. O yüzden evet benden kötüleri de var ama onların da derdi onlara kötü. Belki benimkinden iyidir bana göre. Benimkiler de başkalarına göre iyidir. Ama herkesin herkesin derdi kendine beterdir. Çok şükür. Ne yapalım? Yani üzüldüğüm nokta dün yayından sonra babaannemle konuştum. Çok fenalaşmış. Çok kötü olmuş. Çünkü beni öyle görmesine dayanamıyor o en ufak şeyde. Çok üzüldüm ya. Babaannecin acil şifalar. Teşekkür ederim hepimizin. Çok geçmiş Yani üzmesin o da çok kendini. Çünkü dertler hepimiz için ve paylaşılması gerekiyor. Tabii ki de. Ben de aklıma geldi sen bahsedince bahsettim. Çok normal, çok insani şeyler, duygular. Paylaşacağız yani dün, bunları ara. Tabii ki de. İşte her dün de dediğim gibi. Her zaman diye bir kanun yok yani. İnsanız işte, hepimiz bir şeyler, kayıplar, acılar yaşıyoruz. Tabii ki de. Zamanı geliyor, gülüyoruz. Zamanı geliyor, ağlıyoruz. Yani Allah başından eksik etmesin bu halini. Amin, amin, üzüldüm. Amin. Üzmesin o da kendisini. Üzmesin, onu seviyorum. Çok seviyorum onu. Babaanneni çok seviyorsun. Çok. Sen seviyorsan ben de seviyorum. Teşekkür ederim. O zaman Zuhal abla bir şey söyledin mi?
Efendim misin? Muhammed'e bir şey soracağım da. Muhammed, annen sonra sana ulaşmaya çalıştı mı programdan sonra peki? Yok, ulaşmadı. Her zamanki gibi. Yani ulaşmadı. Nereden de ulaşacak hizmet? Belki de hiç izlemiyordur. Belki de hiç bilmiyordur. O dünkü bahsettiğin olay, hani aramış da kardeşlerin var sana benziyor diye. O kaç sene evveldi? O yıllar çok. Ben bile hatırlamıyorum o yani o derece. Çok yıllar öncesi yani. Bir daha ulaşmaya çalışmadı mı sana? Yok. Ben de ulaşmak istemedim zaten. Yani artık durdun. Hep sen bana. Bir kere de ben sana mı dedim? Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır. Teşekkür ediyorum. Aa, Hanife'den bu kez Muhammed'e bir hediye. Ne var içinde acaba? Açsan mı açmasan mı? Aç. Aç görelim, merak ettik. Evet, bir tablo ama ne? Yavaş. Tablo mu? Yani resim. Ha, çerçeve. Çerçeve. İçiyorum. İnşallah düşündüğüm şey. Ne düşünüyorsun? İkimizin fotoğrafını bastırdım oraya. O zaman Allah hemen açıyorum. Yok, daha kıymetli. Biz göremedik ya. Beğendin mi? Beğenmez olur muyum? Aa canım, babaanne. Ne kadar da minnoş bir Muhammed. Aa, sen misin o Muhammed? Evet. Aa canım. Şu an gör... Aa babaanne. Canım benim. Bu benim... O dönemlere... Yani... Çok tabir etmek... Yani çok kullanmak istemiyorum. O kelimeyi de çok... Kendimi de üzmek istemiyorum. Bu dönemler benim o dönemlerim. Babaannemin bana sahip çıktığı kimsesizlik dönemlerim bunlar. Kaç yaşındasın orada? Yani burada hiç. 4-5 derslerde. Yani o civarlarda. Anlatırmış babaannem bana. Küçükken böyle çıkarmışım dışarıları, böyle peşinden koştururmuşum onu. Peşimden koşarmış gece gündüz demeden. Evet, yaramazmışım küçükken. Şimdi yaramazsın, hiç söz dinlemiyorsun. Bence. Evet, burada resimde de böyle. Elim kolum rahat durmuyor. Aslında diyorlar, yani diyorlar derken ben diyorum, doğuran mı bakan mı anne? Ben her zaman söylerim, bakan annedir. Doğurmak anne demek değildir. Değil yani. Evet, 9 ay karnında taşıyorsun. O acılar içerisinde dünyaya getiriyorsun. Ama sadece 9 ay. Geri kalan hayatının tamamı yalnızsan doğurduğun için anne değilsindir. Benim gözüm, benim düşüncelerim böyle. Bana kimse kızmasın. Ben böyle düşünüyorum. Her zaman bu hayatta benim düşüncem bakan annedir. Ve benim annem orada. Bana bakan, çilemi çeken, sıkıntımı çeken, benimle uğraşan, bana bakan benim annem budur. Benim babaannemin adı Safiye. Şu an amcamın bir kızı var. Onun adını koydular ona. Ben de... Evet, benim hayalim, en büyük hayalim bir kızımın olması. Ama bir gün erkek olursa, bir oğlum olursa
ismini dedemin adını koyacağım. Rahmetli dedemin. Onun da bende çok yeri ayrı. Adı ne? Fethullah. Ben de kız çocuklarını çok severim. O zamandan beri belliymiş böyle değişik değişik giyimlerin. Zor, hayat zor, gerçekten zor. Yaşayabiliyorsan, imkanın varsa ne âlâ. Kendini güçlü kılabiliyorsan ne âlâ. Bütün zorlukların üstesinden gelebiliyorsan ne âlâ. En önemlisi ayaklarının üzerinde durabiliyorsan ne âlâ. Tekrar, yani dün de söylediklerimi tekrarlayacağım çünkü benim bildiğim doğrular bunlar. Aksini söylersem doğru olmamış olurum. Peki annen çıksa gelse affet beni dese. Yok. Yani şimdi bir şey yanlış bir şey söylemek de istemiyorum. Çünkü ben bu konuda gerçekten çok ağır konuşuyorum ve normalde kalp kıran bir insanım. Yani dünyanın bir ucundan yürüyerek gelse nafile yani benim için. Dünyanın diğer ucundan buraya yürüyerek gelse nafile. Ben bir şans versem ona, babaannemin emeğine hakaret olur, saygısızlık olur. Babama aynı şekilde, kardeşlerime aynı şekilde. Hadi ben kendimi yetiştirdim, büyüdüm. E kardeşlerim? Onlar ne yapsaydı o yaşlarda? Ben de olmasaydım, babamız olmasaydı, babaannem olmasaydı ne olurdu? Peki, biraz hem... Burada üzmek istemiyorum onları. Hem de babaannesi çok üzülmüş Muhammed'in. Evet çok üzülüyor. Ona da buradan... Üzmeyelim onu da daha fazla. Söylüyorum ona üzülme. Çok hassas mesele tabii. Çok güzel bir hediye. Çok teşekkür ederim. Vermişsin Hanife. Güzel çok sağ ol. Düşünce. Peki birazcık bu havamız da dağılsın. Hem de başından beri seyircilerimiz merak ediyordur. Hanife ve Muhammed'le ilgili sürpriz bir VTR'miz var. İzleyelim bakalım neler yapmışlar, neler yaşamışlar. Değerli izleyenler, yarışma için geri sayım başladı. Şu anda Hanife, Muhammed ve Nagihan içeride hazırlıklarını sürdürüyor. Bakalım içeride neler oluyor. Bugün çok yakışıklısın. Çok teşekkür ederim. Neler bekliyorsun? Heyecanlı mısın? Evet, çok heyecanlıyım. En büyük korkum şu sesli ve sessiz harf. Ayırt edemiyorum ben. Nagihan, sen bugün gayet kararlı görünüyorsun. Çok da şıksın bu arada. Çok teşekkür ederim. Tabii ki çünkü şurada Cuma'ya ne kaldı? Cuma günü evleneceğim. Çeyizimi düzmem lazım. O yüzden bir umuttur geldim inşallah. Alnımı nakile çıkacağım diye düşünüyorum. Nagihan çeyizini düzecek bugün. Öyle görünüyor. Sana bırakacak mı acaba bir şeyler? Canım arkadaşıma hediye edeceğim kazanırsam yani. Çamaşır makinesi annemin, bulaşık makinesi Nagihan'ın. Çarkıfelek çok yakında Star TV ekranlarında olacak. Tekrar başlıyor. Selam var size bu arada Mehmet Ali Bey. Benden de selamlar sevgili Mehmet Ali'ye burada. Sizi överken dedim ki tanışıyor musunuz? Tanışıyoruz dedim. Evet eski tanışıyorum. ne yaptınız bakayım orada? Sohbet ettik bol bol. Arkada neyse. Bize kafayı taktı da. Öyle mi? Evet. Çok tatlı bir insan ama. Bu kadar doğal, bu kadar samimi, bu kadar içten bir insan olamaz gerçekten. Sizin kadar olmasın Zuhal ablacığım. Öyleydi. Teşekkür ederim. Öbürü kim? Tanıyamadım. Beni takip etti Instagram'dan. Fırlak diye soruyor. Mehmet Ali mi? Evet. Hem de yani yayın esnasında. Kendi yazdırdı falan adımı. Evet. Diğeri Nagihan mı? Evet. Ha Nagihan değil mi? Bir an gördüm de. Evet. Bir sürpriz bir şey yaptın mı orada Muhammed?
Ha? Sürpriz bir şey yapmadım. Yapmadın? Yapmadım. Ha. Ne sürprizi? Bilmem. Belli olmuyor ya Muhammed'in sadası oldu. Ama onun için güzel şeyler söyledim orada. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek. Her zaman. Ya ne zaman yayınlanacak? İlk bölümü galiba çekimlerin. Yok, 8. bölüm galiba. Aa, öyle mi? Peki. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Çok Amin. Teşekkür ederiz. Evet, bir şey kazandın mı bari? Ama şimdi söyleyemeyiz. Aa, doğru, sürprizi kaçar değil mi? Fıra ben de meraklı. İnşallah kazanmışsınızdır. Hayırlı olsun. Ufaktan bir şey kazandık. Belli olmaz artık ufak mı büyük mü. Belki biz ufak, onlar büyük. Olabilir. Evet. Nagihan'cığım çok istedim yani gerçekten onun güzel şeyler Nagihan'ın kazanmasını. Çünkü Nagihan'ı seviyorum. Bir de düğün telaşesi. Hani böyle bazı tatlı heyecanlar oluyor. Bazı hazırlıklarda da eksik kalıyor. Her zaman sana. Olur öyle şeyler. Biz de arkadaşlar olarak tabii ki de destek olmalıydık. Ya burada olduk. Normalde de hep destekçisiyiz. Her zaman arkasındayız. Yani için. O kadar destek oldum ki bildiğim ve bileceğim soruyu, etabı yanlış cevap verim Nagihan'a aksettim. O kadar ya. Yani. Hadi bakalım. Peki. Aileyi konuştuk. Daha hoş zaman geçirmişsiniz. Güzel. Da siz nereye gidiyorsunuz? Hanife ve Muhammed nereye gidiyor? Hani Hanife bana nereye gidiyor? Aile falan asıl diyor ama sen bana o. Evet de Hanife. Yani. Ha? Onu bekliyorum ben. Yani. Niye evet diyeyim? Niye evet demeyesin? Hayır, neye evet diyeyim? Evlilik teklifi mi? Bak dur, hattımızda kim var? Sürpriz biri var, dayanamamış, aramış. Canımdır o benim. Çiğdem abla, Çiğdem Tunç hattımızda. Çiğdem ablacığım nasılsın? Eminiz değil mi hattımızda? Alo? Çiğdem abla duyuyor musun beni? Evet, herhalde bir problem çıktı. Biliyorsunuz Çiğdem Tunç'un, sevgili Çiğdem Tunç'un Muhammed'in hayatında özel bir yeri var. İstersen çok kısa bir cümleyle hatırlat sen. Benim kaldığım çocuk yetiştirme yuvasında ben bir köşede otururken beni fark etmiş. Ve gerçekten bu durumu içten içe yaşayıp o zamanlar yani beni evlatlık demeyeyim çünkü o bu kelimeye çok kızıyor. Oğlu olmamı istedi. Ama o zamanki şartlar, imkanlar el vermedi. Resmi olmasa da manen hala konuşuyoruz ve bunu sürdürüyoruz. Konuşuyoruz, hala soruyoruz. Özel günlerde ben mesela hiç unutmam onu. Hep özel günlerde hatırlarım. Sadece özel günler değil tabii ki de. Böyle bir yeri var bende. Manevi annem benim. Yüreği çok sevgi dolu bir insandı. Evet, çok ya, kocaman bir yüreği var gerçekten. Daha evvel de bağlandı programımıza geçen sene de sağ olsun. Kocaman gelecekte bir türlü de gelemedi. Soracağım şimdi tekrar evet, bağlarlarsa. Evet, oyunlarından dolayı herhalde, işlerinden evet, dolayı pek vakit bulamamış. O yüzden bende de çok büyük bir yeri var yani. Peki neye evet diyeyim diyordun sen? Nasıl neye evet diyeceğim? Evlilik teklifi mahvoldu ya geçen gün. Ha. Çok başarısız bir evlilik teklifi. Burada olmadı yani. Burada Lütfen olmadıysa başka yerde olur. Yanında. Çünkü sürekli müdahale etmeye çalışıyorlar. Bir şekilde bir şey fikir beyan etmeye çalışıyorlar. Bu da çok can sıkıcı oluyordu. Hiçbir şey değil de ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun? Şu acı kahveni içmek. Tuzlu. Tuzlu, acılı, baharatlı. Ha, isteme şeyindeki, melasimindeki. Şu çeşneli kahveni içmek istiyorum. Ramazan'dan sonra normal bir günde de yaparım istiyorsan. Yok, onun bir anlamı var tabii canım. Hem Ramazan şeyde normal içeceğim, bir de o gün içeceğim. Yani evet demeni istiyorum tabii ki de. Sabrederim, çok sabırlı bir insanımdır. Sabırlıyımdır. Peki, bekleyeceğim. Çiğdem abla hattaymış. Tekrar bir alo diyelim. Alo Çiğdem ablacığım nasılsın? Merhaba, iyiyim. Büyükada'dan selamlar size. Oyun için geldik. Birazdan provaya gireceğim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. İyi sahneler. Ama
Muhammed'in böyle kırılgan olduğu anları bana söylediler. Ben de ona destek vermek ihtiyacı duydum. Çok teşekkür ederim. Ellerinizden öpüyorum. Seni çok seviyor biliyorsun Muhammed. Hep anıyoruz seni burada, gıyabında hep konuşuyoruz. Biliyorum. Ama. Ben de hep gelmek istiyorum ama evet, inanır mısınız? Fırsat Alo. Olmadı. Duyuyoruz, duyuyoruz Çiğdem ablacığım. Herkesin Kadir gecesi mübarek olsun. Senin de tüm duaları kabul olsun. Amin, böyle güzel, inşallah. Önemli bir gecede. Bütün Müslüman alemine hayırlara vesile olmasını diliyorum. Amin, sağ olasın. Muhammed Hanife'ye yanım... evlilik teklif etti biliyorsun. Hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun. Neden süreç işlemiyor o zaman? Cevap aldı. Evet, cevap alamadık henüz Hanife'den. Öyle mi? Ne düşünüyormuş Hanife kızım? Hadi bakalım konuşun bence. Hadi bakalım. Ne tür tereddütleri var? Tereddütüm yok aslında. Sadece evlilik teklifini beğenmedim. Evlilik teklifini beğenmedin. Sence evet. Önemli olan şekil midir, içerik midir? İçeriktir tabii ki. Ama kız evde naz evi değil midir hani? Şimdi tabii ki her genç kız olarak hayalleriniz vardır. Benim de vardı zamanında. Hani çok özel, çok böyle romantik bir evlilik teklifi beklersiniz ama onu da çok fazla beklemeye gerek yok. Evlilik teklifi çok sana sade gibi gözükebilir ama öyle bir düğünün olur ki ardından rüya gibi öyle bir hayatın olur ki Hanifeciğim. Birincisi buna takılmadan önce sen evleneceğin zaman Muhammed'e hem annelik hem babalık hem ablalık hem yarenlik hem en yakın arkadaşlık hem de eş olarak her şey olacağını biliyor musun? Bunu kaldıracak mısın? Kaldırabilecek misin bu yuvayı? Güzel. Çok sevgiye, ilgiye ve güvene ihtiyaç duyan bir genç adam karşındaki. Sen bunu karşılayacak mısın? Harika bir soru. Anladın mı bir daha soruyu? Anladım. Çok ağır bir sorumluluk elbette. İnsan evet, sevdikten sen buna sonra hazır mısın? Ağır gelmeyebilir ama... Sen seviyor ama musun Muhammed'i? Ama ben eğer bunun cevabını verirsem evlenme teklifinin cevabını vermiş olmaz mıyım? Muhammed'i seviyor musun? İşte bunun evet, cevaplarını veremem. Çünkü verirsem evlenme teklifinin cevabını vermiş olurum. Yok. Hayır, seviyorum diyebilirsin ama tereddütlerim var, biraz zaman istiyorum diyebilirsin. Çok iyi anlaşıyorum. Ya da hayır, ayaklarımı yerden kesecek kadar sevmiyorum diyebilirsin. Ya öyle değil, evet. Ayaklarımı yerden kesecek kadar değil. Ya da aşık da değilim. O zaman biz sana çok teşekkür ediyoruz. Biz senin daha fazla vaktini almayalım ana oğlum. Ya... Ya ne alemsin Çiğdem. Öyle. Şöyle öyle. Sevgili Çiğdem. Abla da demek istemiyorum. Çok şekerdir o bambaşka. Yaşsız bir kadındır zaten de. Çok teşekkür ediyorum. Hanife ve Muhammed çok iyi arkadaşlar geçen seneden beridir. Hanife evet. Değil ama Muhammed'den taraf hep bir hoşlanma, hep bir beğeni vardı Hanife'ye karşı. Evet. Bu sene de böyle bizi de şaşırttı. Bir süre evvel. Aslında çok iyi arkadaşlar. Dolayısıyla Hanife'nin böyle bir çekincesi evet. de var yani. Hala tabii ki de yani. Şimdi onun şöyle bir şey söyleyeyim. Muhammed çok özel bir çocuk. Özel biliyorum, bir geçmişi evet. var. Ama geçmiş. Yine de dimdik ayakta durmayı seçen, bunu geçmişini, yoksunluklarını bütün Türkiye ile paylaşma medeni cesaretine sahip olan bir genç adam. Bu genç adamın karşısına da çok özel duygularla gelebilecek. Yani hani benim yaşımda bile, ben anneniz yaşındayım, ben ayaklarımı yerden keserek bir evlilik teklifi almayı isterim. Ben bile, bütün kadınlar bunu tabii arzu ki. Eder, yaşı kaç olursa olsun. Tabii her genç kızın o aşkı duymuyorsan, sonradan dönüşen sevgiye ben inanmıyorum. Gerçekten biz vaktini almayalım senin. Ben çocuğumun ayaklarını yerden kestiğini gözlerinde göreceğim bir başka kız bulurum ona. Yeter ki yarın buradan ya oyunumu oynayayım ki şeyi bitireyim. Eyvah. Eyvah.
Eyvah. Evet, evet. Aynen öyle. Maçı böyle okuyorum ben. E o zaman siz bilirsiniz demek düşer bana da. Siz bilirsiniz tabii, o zaman. Tabii, evet. Muhammed bilir. Ben fikirlerimi söyledim. Ben Muhammed de bilir, siz de bilirsiniz. Saygı duyarım. O zaman... Tabii. Muhammed ayaklarımı yerden kesmiyoruz. Sen hiç şey yapma Hanife. Çünkü hayır, Çiğdem, suçlanacak Çiğdem bir şey yok oğlu zaten. Gibi gördüğü için Muhammed'i o annelik içgüdüsüyle, o duygularla dile getiriyor tabii. Hayır, onun kızımızı oğlu da, aslında yani. Şimdi bir şey söyleyeceğim Zuhal'cığım. Ha canım. Kızımızı da suçlayamayız. Tabii. Bir şey ya vardır ya asla yoktur. Kızımız da arkadaşça duygularla, biraz da ufak beğenilerle yaklaşıyorsa evet, onu da suçlayamayız. Sen niye tabii illaki ki aynen öyle. O da onun mücadelesi zaten. Soramayız. Onun peki da hakkıdır. Kusura yani... bakma Çiğdem'ciğim. Reklama gitmek durumundaymışız. Konuşacağız sonra. Bir reklam arası tamam efendim. Tamam.